Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli dinleyicilerim, karşı cinse özenti ve benzeme gayretinin haramlığını Buhari'de geçen bir hadis-i şerifle arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el muhannesine minel ricali vel mütereccilati minel nisai. Sadaka Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın takdir ettiği fıtrata razı olmayıp söz, fiil ve davranışlarını kendilerini kadınlara benzeten erkeklere ve erkeklere benzeten kadınlara lanet etmiştir. Buhari Libas 61 no'lu hadis-i şerif. Hadisin başka bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti. Tirmizi Edeb 24 no'lu hadis-i şerif buyurulurken Ebu Hureyre'nin rivayetinde de şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lanet etti. Ebu Davud Libas 28. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi İslam fıtrat dinidir ve yüce yaratıcı insanların fıtratlarının gereğine göre hareket etmelerini istemektedir. Gerek kadın ve gerekse erkeklerin kendilerine mahsus cinsel ve bunun gibi özelliklerini ve bunların gereği olan giyim kuşam biçimlerini, konuşma ve davranış şekillerini korumaları olması gereken şeydir. Ancak fıtratların bozulması ve yozlaşması sonucunda özellikle günümüzde karşı cinse özenme ve onlar gibi olma bir farklılık ve çağdaşlık gösterisi gibi sunulmakta, yazılı ve görsel medyada ne yazık ki bu sapkınlık ve yanlışa çanak tutmaktadır. Bu açıdan Peygamberimizin asırlar öncesinden günümüze ışık tutan sözleri ne kadar anlamlı ve dikkat çekicidir. Zikrettiğimiz hadislerin bir bölümü erkekleri, diğer bir bölümü de kadınları uyarıcı mahiyettedir. Erkekleşen kadınlar, konuşmalarında, tavır ve hareketlerinde erkek gibi davranmaya çalışan ve öyle olmaya gayret eden insanlardır. Kadın dişi olarak yaratılmıştır ve nasılsa öyle davranmalıdır. Fıtratı bozucu, göz tırmalayıcı, nahoş tavır ve davranışlar ortaya koyarak dikkat çekmemeli, böylece Allah'ın rahmet ve mağfiretinden ayrı düşmemelidir. Buradan bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bazen kadının konuşmasında ve hareketlerinde erkeğe benzemesi doğuştan yani yaratılıştan olabilir. Burada bunun için iradi bir gayret gösterme söz konusu değildir. Eğer bu benzeme olayı dini literatürde hünsa denilen ve yaratılışta var olan bir benzeme ise kişiler bundan sorumlu değildir. Çünkü bu insanların iradesi dışında bir olaydır. Binaenaleyh Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem lanet ettiği insanlar bu türlü insanlar değildir. Bunlar inşallah mazur görüleceklerdir. Hadisin kastettiği esas kesim bilerek, isteyerek ve hatta kendini zorlayarak belki de özel eğitim alarak karşı cinse benzemeye çalışan talihsizlerdir. Yani bu konuda özel gayret gösteren, çabalayan, tekellüfe giren insanlardır. Kadın erkek cinsi arasındaki benzeşmenin müşahede edildiği en önemli alanlardan biri hiç şüphesiz giyim kuşamdır. Rahmetle anılan Peygamberimizin karşı cinsin giyim kuşamını tercih edenlere lanet etmesi, kılık kıyafet meselesinin öyle basit bir şekil meselesi olmadığını ve cinsler arasındaki duygusal yapının bozulma sürecinin giyim kuşam taklidiyle başladığını ya da açığa çıktığını göstermektedir. Sahabeden Temim-i Dari, Peygamberimizin kadınlara erkek ayakkabısına benzer ayakkabı giymeyi, meclislerde oturmayı ve izar ile rida gibi erkek elbiseleri giymeyi yasakladığını bildirmektedir. Maalesef günümüzde giyim kuşam konusundaki bu benzeşmeyi daha ileri götürmek ve daha yaygın hale getirmek için çok ciddi gayretler ortaya konmaktadır. Ne acıdır ki bütün bunlar modernlik, çağdaşlık ve özgürlük şemsiyesi altında yapılmaktadır. Bu yozlaşmanın önünün alınması fıtrata yani dinin ilkelerine dönüşle mümkündür. Dinden uzaklaştığımız her bir adım bizi fıtrat ve tabiata da yabancı hale getirmekte, bir sürü problem ve çarpıklığın oluşmasına sebep olmaktadır. Cenab-ı Hak cümlemize fıtrat dini olan İslam'a uygun yaşamayı nasip etsin. Evet değerli dostlarım, önemli olan temiz giymek, düzgün giymek, kafamızın içindekilerinin sağlam olması, insan olabilmek, insan gibi davranabilmek, insanların elinden dilinden güvende olduğu bir insan olabilmek, yoksa birisine benzemek, başka türlü varlıklara benzemek, karşı cinse benzemek insana bir şey kazandırmaz. Herkes tabiatının gereğini yerine getirmeli
ve düzgün hareket etmeli ki toplumda dengeler bozulmasın, insanlık bozulmasın. Rabbim dinimizin emirlerini, yasaklarını hakkıyla algılayabilen, özümseyebilen müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.